ezel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir sürü kız varmış. Bunlar kışın evlerinde iş yapar, bahar gelince baharla birlikte göç ederlermiş. Tıpkı karınlarını doyurmak için sıcak yerlere göç eden leylekler gibi. Hepsi sevdikleri için yorulmaktan, para kazanmaktan memnunmuş. Kaderlerine acı bulaşmasın isterlermiş. Bütün umutları tarlalarda toplanmış. Onlar toprağa umut ekip sevinç biçmek isterlermiş. Birbirleriyle dertleşir, birbirlerinin dertlerine, sevinçlerine ortak olurlarmış. Kısacası her şeylerini paylaşırlarmış. Gündüzleri pırıl pırıl sıcak güneşin altında çalışır. Akşam olunca da evlerine giderlermiş. Hepsi aynı çatı altında yaşarmış. Çiçeklerin getirdiği bahar sevinci, çeltikte çalışan kızların umudu gibi gülermiş gün boyunca. İlk gelişinde herkes her şeye şaşırır ama sonraları da her şeye alışırlar. Her sene başka umutlarla gelinir, pirinç dolu, bereket dolu, biraz da dert dolu, umut dolu bu topraklara. Çilem, artık masal bitti. Şimdi her şeyi kendi gözünle göreceksin. Toparlanın kadınlar! Cemal Ağa sizinle konuşacak. Saat 7 dedi mi çeltiğe el atmış olacaksınız. Akşam hava kararıncaya kadar. Öğlende bir yemek için soluklanacaksınız. Dönünce bacaklarınızı iyice kurulayın. Yoksa dayanamazsınız rutubete. Ağrıdan kurtulamazsınız. Buraya çalışmaya mı geldin yoksa çocuğunu büyütmeye mi? Bilmez misin çeltiğe çocukla gelmek adetten değildir. Zavallı ne yapsın bırakacak kimsesi yoksa? Sana ne? Zorluğu çekecek o değil mi? Yakında dönersin geriye. İzin ver de kadın çalışsın. Yoksa çocuğu ben alır giderim. Çalışsın mı? Pekala. Pekala. Ama seneye getireyim deme ha. Anlaşıldı mı? Toprağını kimseye satmadı, senetleriniz düz be! Böyle çalışırsan ne bacak dayanır ne de karın, sıva eteklerini! Buraya erkek işçiler hiç gelmez. Cemal geldiğinde de düdüğünü ta uzaktan öttürür. Ağayla oğlu ise arada sırada gelirler. İnşallah çok para kazanırız, kardeşim para bekler. Hele kardeşim bir el kızı alsın da bakalım senin emeklerini öder mi? İnsan kardeşinden elinden geleni esirger mi? Emeğimi ödesin diye okutmuyorum. O da sürünmesin diye okutuyorum.
Okut bakalım. Senedinize güveniyorsanız eskiya gibi değil, hükümet adamıyla gelin. Su ver bana. Mori! 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 Terk et! Terk et buraları! Yoksa çok sevdiğin emini sana da mezar ederiz! Dedikleri gibi bize burayı mezar ettiler. Ama benden hayır yok. Sen girme bu mezara bari. Mori! Mori! Bunu canlarıyla ödeyecekler. Bakıyorum gel kaçamıyorsun. İlk geceden başladı. Sabah yataklarınızı temizliğinizi yapmadan tarlaya gitmek yok. Temiz tutun her yeri. Aniden ağa çıkar gelirse hepimizi yakar. Alimallah hepinizi yakar. Çalışmalar nasıl? Bu seneki işçiler iyi. Ekinden çapaya, çapadan çelteye koşturdukça çalışmaları biraz savsar ama evelallah göz açtırmam onlara. Bilirsin sen işini. Göreyim seni. Seni gören de bir gün buraların senin değil, bir başkasının olacağını sanır. At üstünde dolaşmanın zamanı mı? Gidip işinin başında dursana lan! Ben ağoğlu değil. Ağacılık oynayan bir kuklayım. Ağababam, sen benden çok işçi başına güvenirsin, ağababam. Ya! Ya! İnleteceğim seni, inleteceğim! Oğlunun geleceği olmasaydı kızımı bir yoklar gelirdi. Onu getirsem olmuyor. Yatakhanede bıraksam gözüm arkada kalıyor. Bu seneki mahsulün bereketli olsun ağam. Şu mahsulü bir yakından göreyim bakayım. Tabii, buyur gör ağam. Kolay gele. Ne gedikli, bu sene de geldin demek. Keyif parası mı düzüyorsun? Bu kız yeni geldi galiba. Evet, yeni geldi ağam. Yorup da gözünü korkutma, kaçar sonra çabukça. Çalışmaktan yorulmam. Oo, vay 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 vay! Bakın hele, beş beşi de gelmiş. Yok canım, beş beşmiş. Ağolun ağzına beş beş yakışmıyor. 50-50, 100-100 desen daha iyi olur. Heh.
kızını görebilir miyim? Bıktım senin boyuna kızını gidip yoklamandan be! Bundan sonra iş sürmek zor. Her yer batak. Havada bile olsa iş süreceğiz. Cehenneme kadar peşindeyiz. İşçi başına. Ölmezler biraz yağmur altında kalmakla. Haymanın altında beklesinler. Ama ağa. Koşun, koşun, koş! Seni de mi annen yalnız bıraktı? Çok mu korktun? Bak pirinçler bizi Cile yazacağım ben sana. Cile! Bu yağmurda gidemezsin. Kız şimdi yatakhanededir. Ayıncım! Anne! Yatakhaneye dönmek yok. Haymanın altında bekleyin. Sen beni öldürmek tek yaşın. Sen konuştun be! Kutlandın bizi be! Sen ne kotalanıyorsun? Asıl çalışacaklar toplanıyor. Kutlandın bizi be! Kutlandın dönün diyorum! Aile başımı belaya sokacaksınız! Dönün! Yavrum yok! Çilem yok! Anneciğim! Kurtar beni anneciğim! Çekiyorlar beni! Anneciğim! Anne! Çabuk olun be, ağababam gelmeden! İnlet bakalım beni, inlet! Nenne bebek oğlum.
biz, çabuk olun! Kazım ağa da gelecek mi acaba? Gece gündüz zırlayıp duracağına niye yakasını tutup konuşmuyorsun ha? Hep kaçıyor benden. Görenler de bir şey sezerler diye korkuyorum etrafında dolaşmaktan. Ah, ben olacaktım ki! Hadi geveseliği bırakın da çalışın bakalım! Çalışın! Durmayın, çalışın! El atın şeltiye! Kolay gele! Sağ ol! Sen yenisin galiba. Evet, yeniyim. Elin işe yatmaya başladı mı? Elimden geldiğince çalışıyorum ha. Göster bakalım kendini. Bu sene yenilerde iş var ha? Ne dersin ha? Aa babam, suda pek fazla durma. Romatizmalarına iyi gelmez. Ne de olsa yaşlı adamsın. Ben bilirim bana neyin dert, neyin deva olduğunu. Çiftliğe bir iki kız isterim iş için. Bilirsin göndereceklerini. Sağ olun! Hırsız köpek, kim çaldı depodaki pirinçleri? Kime sattın ulan, kime sattın? Yok ağam, yok! Yanlışım var! Sen bekçilik yaparken kimse bir avuç bile pirinç alamaz depodan! Peki, bu çuvallar ne arıyor esnaftan? Sabaha kadar mühlet sana! Söylemezsen elini ayağını kıracağım! Hem de hırsızlık yaptı diye jandarmaya vereceğim! Söyle! Söyle! Vallahi kimse çalmadı ağam! Söyle! Bilmiyorum ağam! Aferin lan, dayanıklı adammışsın. Ama bunun mükafatını göreceksin. Hele bir ölsün, seni kendime kahya yapacağım. Ama ağam, sabah beni ne edeceğini sen de duydun. Acıkmışsındır. Al ye. Görülürse o yakalar, bizim aile dosttur. Ah, bir yakalasam derisini yüzeceğim namussuzum. Yaralarım yetmezmiş gibi, bir de sen Allah yarattı demeden taşı indirdin kafama. Sen de mi kaçacaksın? Kimden kaçıyorsun? Kim bilir, belki de kaderimden. Batağın ötesinde dağ kovukları var. Küçükken babamla ava gelirdik.
Batan geçirecek yerlerini iyi bilirim. Bir oraya varabilsem... Batağa varmadan ele geçirmek gerek. Bir batan oraya varırsa biz batağa batmış sayılırız. İyi ki çıktın karşıma. Demek daha çeltik tarlasında benim de kardeşimin de yiyecek ekmeğimiz varmış. Kızmış gidiyordum. Nazım kime sanki? Başına dert gelecekse hiç dönme. Olan olurmuş. Sana kendi yol yiyeceğimi bıraktım. Bana pek bel bağlama yardım ederim diye. Korkuyorum. At basına öleceğiz lan! Hadi oğlum! Gelmedin, şimdi bedava tarafından geleceksin. Bedava tarafından! Verme beni ona, gel dediğinde her zaman gelirim sana! Erkeklik öldü mü be kancık? Öldü mü? Bir nikah kıy! İstersen hizmetçi diye tut kapında! Allah aşkına, Allah aşkına! Bırak! Evlenmezsen kimse anlamaz.
Güvenme pek bana demiştin. Ama gene de geldin. Mert kızmışsın. Susuzluk canıma yetti ama armak boyunda görünürüm diye çıkamadım. Ne oldu, başına bir dert gelmedi ya? Yaram biraz iyileşince giderim buradan. Fuldur fuldur arıyorlar seni. Onlar batağın geçecek yerlerini bilmezler. Korkarlar buradan. Hele bu kovukları hiç bilmezler. Babamla ava geldiğimizde öğrenmiştim buraları. Onlar da şimdi ava çıktılar. Ama insan avına. Babam ölünce düzme senetler çıkardılar. Sanki babam topraklarını satmış gibi. Oysa babam toprağının bir karışını ölse bile satmazdı. Hele kör Rıza'ya. Yaptıkların için sağ ol. Bir daha da gelme. Kendim başımın çaresine bakarım ben. Senin kara kaşın güzel gözün için gelmedim. Kardeşimin başına bir hal gelirse diye düşündüm. Onu senin yerine zorlasaydım. Gelmem, gelmem bir daha. Ayşe, Ayşe! Baydoz! İki gün çiftlikte çalışacaksın. Kim sana benim hizmetçilik etmek için geldiğimi söyledi? Namı bacakların dinlenir. Bu iyiliği benim için ağa mı yoksa oğlu mu düşündü ha? Delisin sen, ağa hala ister seni. Üzerine tarlada tapularım diyor. Buraya ayak attın mı ne iş gösterirlerse onu yapmaya mecbursun. Herişe! Sen adamını seçemedin. Beni gönder eve beni. Ben ağaya da oğluna da gayet iyi hizmet ederim. Hem de nasıl? Ayşe, tarladan ayrılmaman için bir sebep mi var? Beni gönder eve beni! cevap vermedin. Tarladan ayrılmaman için bir sebep mi var Ayşe? Kimseye bir şey söylemeyeceğine yemin et. Ederim. Gençliğine? Ederim. Namusuna? Ederim. Evet, namusuma. Hani bir kaçak var ya, ben onu baygın buldum. Ne? Kız aklını mı kaybettin? Bir fark eden olursa yandın. Kim indirir ki şimdi beni kasabaya, yol izle bilmem. Merak etme, bir çaresini buluruz elbet. Bir pirinç kamyonu götürür belki. Çok da yakışıyor senin kucağına. Sen bebek yerine neyi kucaklayacağını iyi bilirsin. Kapa çeneni. Şimdi de karşı gelmek ha? Ben olmasam! Evet, sen olmasan kolay orospuluk yapamam değil mi? Beş beşleri kazanamam değil mi? Sen de o beş beşleri verenler de yok olun inşallah! Hezevan karı! Ya sen? Mikrop karı! İşlerin de namusunu iki paralık et! Öldüreceğim karı! Yeah.
Gel! 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 Ay! Gel! 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 Sus, var mı? Buralarda bir yerde olacaklar. Kız seslenir seslenmez burada bitti. Buraları hep aradık. Bataklığı da geçemezler. Kimse bilmesin bizim izlerinde olduğumuzu. İkisini ele getirince ben bilirim yapacağımı. Artık geri dönemem. Kasabama gitmekten başka çıkar yol yok benim için. Öyle ya. Gitmen gerek. Birkaç gün sonra ben de uzaklaşırım buralardan. İyi kızsın. Bazen kötü kaderin içinde de güzel şey olurmuş. Geldiğimde kızın biri demişti. Her yıl bin umutla gelinir buraya. Bazen sevinç, bazen hüsran olur dönüşte. Geçen yıl daha canlı kanlı kızdın. Bu sene seni iyi görmüyorum. Ayşe ile iyi can yoldaşıydınız. O da kaçtı mı ne? Yok ortalıkta. Onun nerede olduğunu ben de merak ettim. Ne de olsa işim. Benden sorulur. Sen onun en yakınısın. Bilirsin nereye gittiğini. Şey, ben de bilmiyorum ağam. Kazım da iki gündür yok ortalıkta. Bizim oğlan şimdi de ona mı dalaştı ne? Sen hele iyice bir düşün. Evine bir haber alırsan bana da iletirsin. Bana bir kadın gerek. Ayşe iyice bir kızdı. Bulsam onu alacağım. Seni de gelin ederdim kendime. Kazım nasıl olsa benim sözümden çıkamaz. İnat etme, biliyorsun nerede olduğunu. Kimsen yok mu? Kalmadı kimsen. Hep sayıkladım. Ne diye? Huri diye. Kız kardeşim de... güzeldi, huri gibiydi. Acımadan öldürdüler. Küçük de olsa bir çiftliğimiz olmuştu. Doyamadı. Doyamadı kör Rıza'nın kör gözü. Hepsi benim olsun dedi. Kötüymüş kaderi kız kardeşimin.
Jandarmaya ulaşamadım. Ulaşamadım bir türlü. Nişanlıydı, asker yolu gözlüyordu. Daha geç olmadı. Git buradan Ayşe. Yok, yok artık bildiğinden de geç oldu. Biliyorum, sonumuz yok ama ümit belki. Belki diyorum, kurtuluruz. Gönüle ferman dinletilmiyor. Yoksa bir daha gelmezdim. Ömer Ağa'da bir iz bulamadı mı? Meraklanmayın. Kör Rıza'nın düşmanı benim de düşmanımdır diyor Ömer Ağa. Ben gitsem jandarmayı buraya getirsem? Olmaz. Kazım peşindedir. Gece bastırsın beraber çıkarız yola. Bak hele sifte kumrulara! Sana mı kaldıydı sifte ağayla hırlaşmak ha? Hı? Bir de Ömer Ağa'nın dalına bastın ha? Bunun içindekileri giy bakalım. Hadi giy bakalım, saçlarını da şapkanın içine topla. Etraf Kör Rıza'nın adamlarıyla dolu. Sen de şunu giy. Bana bak, yolda kimseye bir şey sezdirmeyin. Yoksa Kör Rıza'nın adamları seni paramparça ederler ellerine geçirince. Anlaşıldı değil mi? Direnme yoksa bıçak yerini bulur. Kazım köpeğinin işidir bu. Selim seni öldürmeliydi ama gafil avlandı ırmak kenarında. Baba oğul kuzu kokusu almış aç kurtlar gibi ne düştünüz peşime? Ama şunu bilin ki Allah yaptığınızı yanınıza koymaz. Ağır ol Mustafa. Kadınım olacak o benim. Ben başkasının kadını oldum. Ne olursa olsun kadınım olacaksın. Çiftliğin hanımı olmak istemez misin? Çiftliğin de tarlaların da başına yıkılsın. Eğer Selim'in başına bir hal gelirse seni ben öldürürüm. Demek onu çok düşünüyorsun. Öyleyse evlen benimle. Onu Kör Rıza'nın elinden kurtarırım. Yılan koynuna girmem senin. Senin bileceğin iş. Biliyorsun, ırmağın ötesinde köprünün başında Kör Rıza'nın adamları gece gündüz durmadan Selim'in yolunu bekleyip duruyorlar. Selim bir yaralı köpek, Rıza'nın adamları ise bir sürü aç kurt, bir işaret bekliyorlar parçalamak için. Ama burada Ömer Ağa kanunu konuşur. Ne Kazım'ın, ne de Selim'in nasibisin sen, ha? Yıkılsın mı çiftliğin başıma? Ha? Yıkılsın mı? Bak iyi düşün, bu gece karar ver. Yoksa Selim'i teslim ederim Rıza'nın adamlarına Şafak'la beraber. Hayır! Yapamazsın bunu. Jandarmaya söylerim her şeyi. Senin sözüne kim inanır? Ömer'in 2 günlük ömrü var. Ne çalarsam kar bu dünyada. Niye böyle eşkıya gibi silahla dolaşırım? Ölüm burnumda, arkamda, tepemde! Can düşmanım çok bu topraklarda. Çok. Sen üste geldin. Ama onu Kör Rıza'nın adamlarının çemberinden kurtaracaksın, söz mü?
Söz. Yarın kasabaya gidecek pirinç arabasının içindeki çuvallardan birinde pirinç yerine sevgili yarın olacak. Gözlerimle göreceğim köprüden geçirdiğini. Göreceğim. Rıza'nın adamları köprünün başını tutacaklar ama pirinç çuvallarından da şüphelenmezler ya. Sana evet cevabını oğlunun önünde vereceğim. Onu çağırt buraya gelsin. Kurnaz kız. Ben adamı gözünden anlarım. Zaten bilmiştim akıllı olduğunu. Kazım! Kazım! Mustafa! Beni istemişsin ağa baba. İlk sana haber vermek düşerdi. Ağa babanın karısı... buralarında hanımı olacağım. Senin de anan olacağım. Şöyle şanıma layık bir düğün dernek kuracağım. Şanıma layık. Ağababam, niye yapıyorsun bütün bunları bana? Kahrolun! Hepiniz kahrolun! Hiçbir şey vermedin bana. Ne el uzattımsa sen aldın. Gençliğimi de alsana! Çuvalların altında gebelip gidecek misin Azza? Seni gelinsiz güvey edeceğiz. Ağanın iyi tarafına geldin. Seni köprünün ötesine geçirtecek. Bedeli ne olacak? Ömer ağa yağmur olsa bir damla akmaz kuru ekinin üstüne. Bedelsiz canım, bedelsiz. Ayşe nerede? Onsuz bir adım atmam buralardan. Elindeyse atma bakalım. Can pazarı bu. Can pazarı. Thank you.
gösterileri! Hadi vur, vur! Vur, vur! Vur! Vur gözünü seveyim! Vur! Biliyorum, gönlün perişan. Ama başka çaren yoktu, yoktu başka çaremiz. Selim! Selim! Bunu etmeyecektin Ömer ağa! Gerdeklerine mezara gir inşallah, mezara gir! Mezara! Kaderimizi değiştiririz, kötülükleri alt ederiz sandık. Bilmem nasıl sevdim böylesine. 3-5 güne mi sığacaktı böylesine bir sevgi? Günah ettiler sana, günah ettiler bana, günah! Günah, günah! Kahrolu Ömer'e! Geri getirin!
Kötülüğünüz neden gibi bana da bulaştı? Lanet olsun size! Çifte düğün yapacaksın Ömer Ağa! Düğün yerine çifte yas tut şimdi! Paydos! Paydos! Namus hırsızına paydos! Paydos! Paydos kötülüğü! Paydos umutlara! Paydos acılara! Paydos! Her sene başka umutlarla gelinir. Pirinç dolu, bereket dolu, dert dolu bu topraklara. Hepimiz tüm umutlar...